Merhaba arkadaşlar. Bu videomda mol kavramı ile alakalı sorular çözeceğim. Sorularım çok zor değil. Tamamen sizin anlamanız için bize biraz basit düzeyde tuttum. Tabii anlatırken gerekli olan formülleri falan da vereceğim. Umarım sizin için yararlı bir video olur. Burada yaklaşık 20'den fazla soru var. Bu soruları tek tek çözeceğim inşallah. Birinci sorudan başlayalım. 48 gram magnezyum atomu kaç moldür diyor birinci soru. Burada kullanacağımız bir formül var arkadaşlar. Formülümüz şu. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Kullanacağımız formül bu. Yalnız şu rengi bir değiştirelim. Tamam. Bu arkadaşlar kütle. Kütlenin birimi biliyorsunuz gram burada. Kullanacağımız birim gram. Bu da mol kütlesi. Mol kütlesinin birimi de gram bölü mol arkadaşlar. Gram bölü mol olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle şuraları biraz aşağı indirelim. Şimdi arkadaşlar burada mol kütlemiz soruda verilmiş zaten. Şu ifade mol kütlemizi veriyor. Yani magnezyumun mol kütlesi 24 gram bölü mol. Mol kütleleri genellikle soruda verilir. Kütlemiz de verilmiş soruda. Kütlemiz de 48 gram olarak burada gözüküyor kütlemizde. Dolayısıyla bunları kullanarak formülümüzü yazacağız ve hemen soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Kütle bölü mol kütlesi. O da 48 bölü 24'ten 2 mol yapar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genel olarak bunun hesaplama şekli bu şekildedir. Birinci soruyu geçtik. İkinci soruya gelelim. Burada birinci formülümüz buydu arkadaşlar. Bu formül önemli çünkü bunu defalarca kullanacağız. Kompleks karmaşık sorularda da bundan çok çok yararlanacağız. Evet. Karmaşık. Evet. Devam edelim. Burada ne diyor? Normal koşullarda 11,2 litre karbondioksit gazı kaç moldür diyor. Burada da yine bir formülümüz var. Formülümüz şu arkadaşlar. Mol sayısı eşittir. Hacim bölü molar hacim olarak karşımıza çıkıyor. Bu hacimdir. Hacmin birimi biliyorsunuz litre arkadaşlar. Litre burada kullanacağımız birim. Burada bu da molar hacim. Molar hacimi de şöyle söyleyeceğim. Litre bölü mol olarak birimini vereceğim arkadaşlar. Bu zaten normal koşullar altında biliyorsunuz biz buna 22,4 diyoruz. Hatta biz bunu normal koşullar altında formülize edersek hacim bölü 22,4 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar bu formülü. Bu şekilde de yazma şansımız var. Şimdi hemen yapalım. Mol sayısı eşittir hacim bölü 22,4'ten. Hacmimiz ne arkadaşlar burada? 11,2 litre bölü 22,4. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 de 0,5 litre yapar. Yani bu şekilde burada ifade ettik. Basit sorular ama dediğim gibi basit düzeyde anlatıyorum. Herkesin anlama düzeyi çok aynı değil. O yüzden basit anlatıp herkesin öğrenmesini istiyorum arkadaşlar. Sülfür gazit bileşiğinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada arkadaşlar elementlerin mol kütleleri verilmiş. Bakın hidrojenin mol kütlesi 16, hidrojenin 1, oksijenin 16, kükürdüğün 32 mol kütleleri verilmiş ama bir bileşiğin mol kütlesini soruyorsa bize bunu hesaplamamız gerekiyor. Diğer elementlerin mol kütlelerini kullanarak hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hesaplayalım. Gördüğünüz gibi bu bileşiğin içinde 2 tane hidrojen var. 2 çarpı 1 olur. Artı. Bir tane kükürt var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın kükürdüğün alt indisinde herhangi bir şey yazmıyor. Yazmaması onun 1 olduğu manasına geliyor. 1 çarpı 32 diyorum. Kükürdüğün mol kütlesi 32 burada gördüğünüz gibi artı. 4 tane de oksijen var bu molekülün içinde. 4 çarpı 16. Onu da yazıyorum. Oksijenin mol kütlesi de 16. Bunları hesaplarsak arkadaşlar ne yapacak? 64, 98 gram bölü mol yapacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunun da mol kütlesini hesaplamış olduk. Şimdi dördüncü soruda yeni bir formül vereceğim arkadaşlar. Burada da üçüncü formülümüz. Mol kavramında kullandığımız, en çok kullandığımız üçüncü formül. Bu da arkadaşlar mol sayısı eşittir tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Yani bu formül de önemli. Üç tane zaten formül verdim. Birisi hacimle yaptığımız hesap, birisi mol sayısıyla yaptığımız hesap, birisi de tanecik sayısıyla yaptığımız hesap. Burada arkadaşlar şu tanecik sayısı oluyor. Tanecik sayısı. Şu Avogadro sayısı. Avogadro sayısı. Bu sayıda sanırım hepiniz biliyordur artık.
Avogadro zaten mol kavramının temeli budur, U sayıdır. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. O yüzden bu formülü şöyle de yazabiliriz. Tanecik sayısı bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Tanecik sayısını hemen koyalım. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde yazıyorum. 23'ler gidiyor. Bu da şöyle olur zaten arkadaşlar. 1 bölü 2, pardon. Direkt 2 mol yazabilirim burada ya. Çok sıkıntı değil. 12 bölü 12,04 bölü 6,02'de 2 mol yazıyor, yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu da çözmüş olduk. Evet. Silebiliriz. Devam edelim. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru ortalama atom kütlesi bulma ile alakalı. Ortalama atom kütlesinin de bir formülü var. Bu hani genelde az kullandığımız bir formül. Bir saniye. Ortalama atom kütlesinin formülü de şöyle. Hemen vereyim. Ortalama atom kütlesi. Arkadaşlar biliyorsunuz izotop atomlar var. İzotop atomlar şu. Aslında aynı atom. Aynı atom. Fakat kütle numaraları farklı. Aynı atom kütle numaraları farklı olduğu için bunların doğada bulunma yüzdelerine göre bir ortalama atom kütlesi hesaplıyoruz biz. O yüzden bunun bir formülü var. Bu da şöyle. Şöyle yazabiliriz. Birinci atomun kütlesi çarpı yüzdesi. Kaç tane atom varsa bu böyle gider. Hepsini toplayacağız. Bölü 100. Yani ikinci atomun kütlesi çarpı yüzdesi şeklinde gidecek arkadaşlar. O şekilde gidecek. Bakın burada sonra da X atomunun doğada bulunan izotoplarının X30 %60 oranında varmış. Bakın X şöyle yazar. X30 %60 oranında var. Ondan sonra X32 %30 oranında var. Ondan sonra X33 %10 oranında var arkadaşlar. Bunları bulduk. Bakın. Şimdi formülü uygulayınca tabii herkesin daha rahat anlayacağını düşünüyorum. Şöyle ortalama atom kütlesi diyelim. Birincisi 30 yüzdesi 60. 30 çarpı 60 artı. İkincisi 32 çarpı 30. Üçüncüsü de 33 çarpı 10. Şu dramatik onu 33 çarpı 10. Şöyle yazayım belli olsun. Bölü 100. Bunu bulacağız arkadaşlar. Bunu da bulursak şöyle 30 çarpı 60 1800 olur. 960 artı 330 bölü 100 oluyor. Bunu da yaparsak arkadaşlar 3090 bölü 100 yapar. Sıfırlar gitsin. O da 30,9 çıkar. Dolayısıyla burada cevabımız Edirne oluyor. Ortalama atom kütlesinde bu formül üzerinden buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Altıncı soru. 48 gram magnezyum atomu kaç moldür? Kaç tane atom içerir demiş. Aslında A şıkkını ilk soruda yapmıştık. Onun tekrarı olmuş. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Bakın 48'i kendi vermiş soru. 48 burada. 24 de mol kütlesi. 2 mol çıkar. Şimdi kaç tane atom içerir kısmına gelirsek arkadaşlar. Kaç tane atom içerir? Biliyoruz ki 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane içeriyordu. 2 mole de kaç tane içerir? Yine buradan içler dışlar çarpımı yaparak buna bulabilirsiniz. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde bulabilirsiniz. Bunu illa böyle bulmak zorunda değilsiniz. Bunu formülize de edebiliriz. Hatırlayın şöyle bir formülümüz vardı. Mol sayısı eşittir. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısıydı. Buradan tanecik sayısını çekerseniz mol sayısı çarpı Avogadro sayısı olur. Bu da 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olacağı için o da
12,04 çarpı 10 üzeri 23 olur. İşler dışlar çarpımıyla bulun. Yani buna birinci yol diyelim. Buna da ikinci yol diyelim. İster formülle bulun. Aynı noktaya varacaksınız. O şekilde söyleyelim. Şimdi başka bir soru. Aşağıda miktarları verilen maddelerden hangisinin kütlesi en fazladır diyor. Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlar. 1 mol hidrojen atomu. Bakın hidrojenin mol kütlesi 1'dir. 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır arkadaşlar. 1 mol hidrojen molekülü derse her molekülde 2 tane hidrojen olacağı için bu 2 gram olur. Evet. Bir tane hidrojen atomu diyor arkadaşlar. Bir tane hidrojen atomu bir AKB'dir. Şöyle şunu da hatırlayalım. Bir AKB eşittir 1 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram ma çeviririz. Yani AKB'nin gramdan çok çok küçük olduğunu burada görebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok küçük olduğunu burada görebilirsiniz. Bu bir AKB, yani diğerlerinden küçük olduğu kesin. Bir tane H2 molekülü derse onda da 2 AKB var. Çünkü her molekülde 2 tane hidrojen olacağı için 2 AKB oluyor. 22,4 litre hidrojen atomu diyor. 22,4 litreyi de yine şu hacim bölü 22,4 formülünden bulabiliriz. O da 22,4 bölü 22,4'ten 1 yapar. 1 mol yapar. O da ne olacak arkadaşlar? 1 gram olur. Dolayısıyla buradan yüksek olan Bursa'daki 2 gram olarak karşımıza çıkıyor. Yani AKB'nin burada gramdan çok çok düşük olduğunu görebilirsiniz zaten. Aslında hiç orada şunu göstermeme de gerek yok. Çünkü AKB dediğim gibi gramdan çok çok düşük bir birim. Evet. Aşağıda miktarları verilen maddelerin mol sayılarını hesaplayınız diyor. Yine arkadaşlar aynı formüllerden gidiyoruz. Bakın litre vermiş. Litre formülünü kullanacağız. Aslında burada normal koşulların her yerde söylenmesi lazım. Bazı sorularda söylenmemiş burada ama aynı şekilde söylenmesi gerekiyor. Çünkü oda koşullarında 24,5 oluyor. O değişiyor. 22,4 arkadaşlar. Bu da ne olacak? Bakın 8,96 bölü 22,4. İşte 89 olsa bunun 4 katı olur. 8,96 olduğu için 0,4 mol olarak çıkıyor. Buna A şıkkı diyelim. Ondan sonra arkadaşlar B şıkkına da gelelim. B şıkkına da gelelim. Burada da yine mol sayısı kütle bölü mol kütlesini kullanacağız. Bu da 17,6 bölü mol kütlesi olacak. Fakat mol kütlesini hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da bileşik olduğu için veya bir molekül olduğu için hesaplıyoruz. Bir tane karbon var bakın molekülde. 1 çarpı 12. 2 tane de oksijen var. 2 çarpı 16. Bu 12, 16 nereden çıkıyor? İşte buradan çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12, 16 yukarıdan çıkıyor. O şekilde. Bu da 12 artı 32. 44 gram bölü mol olur arkadaşlar. Buraya 44'ü yazıyoruz. Arkadaşlar 44'ün 4 katı 176 yapar. Bu da 17,6 olduğu için yine 0,4 mol yapacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bu soruyu da halletmiş olduk. Devam edelim. Bakalım. Bir tane C2H6 molekülü kaç gramdır diyor. Şu gereksiz şeyleri bir silelim. Bir tane C2H6 molekülü kaç gramdır? Burada Avogadro sayısının 6 çarpı 10 üzeri 23 gram olduğunu söylemiş. Hesaplayalım. Öncelikle mol kütlesini hesaplamamız lazım arkadaşlar bu soruda. Çünkü bir molünün kaç gram olduğundan bir tanesinin kaç gram olduğuna gideceğim. Şimdi mol kütlesini hesaplayalım. C2H6 diyelim. O da ne olsun? 2 tane karbon var. 2 çarpı 12. 6 tane hidrojen var. 6 çarpı 1. Yine 12 ile 1'in burada verilmiş olduğunu belirteyim arkadaşlar. 24 artı 6, o da 30 gram bölü mol oluyor. Bu şekilde. Devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. 1 molü 30 grammış bunun. 1 molünde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik var. Doğru mudur? Doğrudur. 6 çarpı 10 üzeri 23 tanecik. Yani 1 molü bunun 30 grammış. Ben diyorum ki bir tanesi kaç gramdır? Bunu hesaplayacağız. Bir tanesinin kaç gram olduğunu hesaplayacağız arkadaşlar. Gelelim. Bakın. Tekrar söylüyorum. 1 mol yani 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesi. Bunu da kendisi soruda vermiş. Normalde 6,02 ama soruda 6 çarpı 10 üzeri 23 kullanın demiş. Dediği için bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Buradan yine içler dışlar çarpımını yaparsanız böyle içler dışlar çarpımını yaparsanız arkadaşlar
Ne olur x burada? X çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 eşittir 30 olur. Bunu çekersek, yani 6 çarpı 10 üzeri 23 karşıya atarsak, 6 çarpı 10 üzeri 23 şöyle. Şimdi şunları sadeleştirin. Burası 5 olur. 10 üzeri 23 de yukarı çıkarsa 5 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tanenin kütlesini de bu şekilde bulduk. Aslında burada bunu AKB yoluyla falan da belki bulabilirdiniz ama burada 6 çarpı 10 üzeri 23 verdiği için bu şekilde bulmak istedim. Ve tam sonucu da size göstermek istedim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi şurada bir ayarlamamızı yapalım. Yine başka bir mol sayısı bulma sorusu arkadaşlar. Yani bunları tekrar tekrar sordum ki daha net anlayasınız. Daha net göresiniz. Tabii temel düzeyi verecek bu sorular size. Başlayalım. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Bakın 4,8 gram magnezyum. 4,8 bölü magnezyumun mol kütlesi 24 burada. 24. O da 0,2 mol yapacak. Evet, gördük. Devam edelim. 2,24 litre oksijen gazı diyor. B şıkkında da. Onu da bulalım hemen. Mol sayısı eşittir. Hacim bölü 22,4. Bakın normal koşullarda denmemiş ama demesi gerekiyor. 2,24 bölü 22,4. O da 0,1 mol olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2,24, 22,4, 0,1 yapar sonuç olarak. Yine başka bir soru. 3 mol CO3 molekülü kaç mol oksijen atom içerir? Bakın. Şimdi 1 mol sülfür trioksit elimizde olsa arkadaşlar. Bunun içerisinde toplam 4 mol atom var. 4 mol atom. Nereden çıktı bu 4 mol? Arkadaşlar 3 mol oksijen, 1 mol de kükürt. Herhangi bir şey yazmıyorsa 1'dir zaten. 1 mol kükürt, 3 mol oksijen toplam 4 mol atom yapıyor. Şimdi o zaman 3 mol varsa bunda, buna da x diyelim. Yine içler dışlar çarpımıyla x çarpı 1 x yapar. 3 çarpı 4'ten 12 mol olduğunu görürsünüz arkadaşlar. 12 mol atom içerir. E şıkkına bakalım. E şıkkına bakalım arkadaşlar. Kaç tane oksijen atomu içerir diyor. Hemen onu da bulalım. Önce mol sayısı üzerinden yürüyelim. Şimdi 1 molü 3 mol oksijen içeriyor. 3 mol oksijen içerir. Oksijen. 3 molü x mol derseniz hemen bulabilirsiniz bunu zaten. 3 çarpı 3'ten 9 yapar. 3 çarpı 3'ten 9 mol oksijen içerir. 9 mol oksijen. Bu 9 mol oksijen kaç tanedir? Kaç tane oksijen atom içerir diyor. Avogadro sayısını da burada 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak vermiş. Bakın şöyle. Tanecik sayısı eşittir. Mol sayısı çarpı Avogadro sayısı. Demin bu formülü vermiştim size. Tekrar göstereyim. 9 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 olur. Bu da 6 kere 9. 54 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu deriz. Bu şekilde arkadaşlar ifade ederiz. Tabii siz bunu başka bir şekilde içler dışlar çarpımı düzeneği kurarsınız. Oradan da bulabilirsiniz. O şekilde. Devam edelim 12. soruyla. Yine arkadaşlar mol sayısı bulmayla alakalı bir soru. A şıkkıyla başlayalım. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Biliyorsunuz bunu. Tabi suyun mol kütlesinin hesaplanması lazım. Şurada hesaplayalım. Bakın. 2 tane hidrojen var. 2 çarpı 1. 1 tane de oksijen var. 1 çarpı 16. Bu da ne olur? 2 artı 16'dan 18 gram bölü mol olur. Gram bölü mol. Şimdi 72 gram verilen kütle, 18'de mol kütlesi kaç moldür? 4 moldur. Gördüğünüz gibi. Kaç mol atom içerir diyor. Bunu da hemen şu hesaptan yapalım arkadaşlar. 1 mol su 3 mol atom içeriyor. 3 mol atom içerir. Nereden çıktı bu? 2 mol hidrojen, 1 mol de oksijen. Dolayısıyla biz 4 mol varsa elimizde x mol içerir. O da ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 12 mol atom içerir diyebiliriz. Onu da o şekilde söyledik. Devam edelim.
Şöyle bir B şıkkını da şurada bulduğumuzu ifade edelim. 13. soruya gelelim. Yine mol sayısı bulma ile alakalı bir soru arkadaşlar. Bulalım arkadaşlar. Bunun kaç mol olduğunu soruyor. Hemen bulalım. Mol sayısı eşittir tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı formülünden. Verilen tanecik sayısı ne? 18,606 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şunlar gider. Bu da 3 mol çıkar zaten. 18, 6'nın 3 katı biliyorsunuz. 3 mol olarak çıkar. Kaç litre hacim kaplar? Kaç litre hacim kaplara da bakın şu formülü hatırlayın. Hacim bölü molar hacim. Bakın. Hacim bölü 22,4 ya da. Buradan hacmi çekersek hacim eşittir. Mol sayısı çarpı molar hacim. Yani mol sayısı çarpı 22,4. Mol sayısı neydi arkadaşlar? 3'tü. 3 çarpı 22,4'ten. O da ne yapar? 6,72 litre yapar. Bu şekilde bu soruda çıkmış oluyor. Devam edelim arkadaşlar. 14. sorudan başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 1 mol demir 6,02 çarpı 23 tane atom içerir. Doğru arkadaşlar. Mol sayısının tanımı bu zaten. 1 mol oksijen gazı normal koşullar altında 22,4 litre hacim kaplar. Evet bu da doğru arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. 1 mol karbondioksit 3 mol atom içerir. Bakın 1 mol karbon 2 mol oksijen toplam 3 mol atom içeriyor. Bu da doğru. 1 mol sodyum 23 gramdır. İşte burada vermiş zaten 23 gram olduğunu anlayabilirsiniz. O da gitti. 1 mol C6H12O6 3 mol atom içerir diyor. Hayır 3 molden çok çok fazla içeriyor bakın. C6H12O6. Bakın 6 mol karbon, 12 mol hidrojen, 6 mol da diğer oksijen toplam kaç etti size? 24 mol etti arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar burada yanlış olan şıkkımız Edirne olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Devam edelim. 15. soruda biraz değişik tipte bir soru. 0,4 mol 64 gram olan X2O3 bileşindeki X elementinin mol kütlesini soruyor. Şimdi önce şunu bulalım. 0,4 molü 64 gram ise 1 molü kaç gramdır arkadaşlar? Bu da ne olur? İçler dışlar çarpımını yaparsanız X eşittir 64 bölü 0,4. Bunu da şöyle yazayım size. 640 bölü 4 yaparsak 160 gram bölü mol olur. Şimdi 1 mol X2O3'ün kütlesini bulduk. Şimdi bu kütleden X'inkini hesaplayabilirim. Çünkü oksijeninkini biliyoruz zaten. Burada verilmiş. Bakın. O zaman hesaplayalım. Bakın. Molekül kütlesi X2O3'ün eşittir 2 çarpı X. X'inkini bilmediğim için X yazıyorum. Artı 3 çarpı 16. Oksijen 3 tane. Bakın 3 çarpı 16 aldık hemen. Bu da 160'a eşit. 2X artı 48 eşittir 160. Biraz aşağıyı temizleyelim. Hemen geri döneyim. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. 2x eşittir 160 eksi 48 olur. 2x eşittir 112 olur. X de 112 bölü 2'den 56 gram bölü mol çıkar arkadaşlar. Bu da x'in mol kütlesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Devam edelim. 16. soru aslında aynı tarz bir soru ama farklı şekilde sayı verilmiş. Burada 1 molünü direkt verdiği için 1 molüne göre hesaplayabilirim. Şöyle mol kütlesi X2O3'ün diyelim. Bu da ne olur? 2X artı 3 çarpı 16 olur. Aynısı yeriyle. Bu da neye eşit olacak? 98'e eşit olacak. Şuradan alttan devam edersek 2X artı 48 eşittir 98. 2X eşittir 98 eksi 48. 2X eşittir 50. X eşittir 50 bölü 2, 25 gram bölü mol. Aynı sorunun farklı sayılarla verilmiş hali diyebiliriz bunu arkadaşlar. 17. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kütlesi en büyüktür? Kütlesi en büyüktür. Hepsi 1 mol bakın dikkat ederseniz. Mol kütlelerini hesaplamamız gerekiyor dolayısıyla hepsinin arkadaşlar. Mesela burada CH4'ün bir tane karbon var. 12, 1 çarpı 12 artı 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1. 12 artı 4'ten 16 yapar. Diğeri C3H8 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1 36 artı 8 44 yapacak. Devam edelim. 1 çarpü 32 kükür bir tane var görüyorsunuz. Artı 3 çarpı 16 bu da 32 artı 48 80 yapar. 80 yapar.
Diğerine bakalım. 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 bir tane hidrojen var. Artı 1 çarpı 80 bir tane de brom var. Ettiğimizde 1 artı 80'den 81. Bir mol suya gelelim. 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 16. 2 artı 16 18. Gördüğünüz gibi en büyük 81 ile denizli. Çünkü hepsi 1 mol olduğu için onu o şekilde yazabiliriz. 18 boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Kelimeler yukarıda verildiği için gayet basit zaten. Bu nedir? Avogadro sayısıdır. Avogadro sayısıdır. Aşağı alayım. 1 mol karbon 12 atomun kütlesinin 1 bölü 12'sine atomik kütle birimi denir. Şöyle AKB diye kısaca yazayım arkadaşlar. Atomik kütle birimidir. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atom denir. Elektron dizilimleri aynı olan atomlara izoelektronik denir. Bir elementin 1 molün gram cinsinden kütlesine mol kütlesi denir arkadaşlar. Bu boşluk doldurmayı da bu şekilde gayet basit bir soruydu. Çünkü kelimeler yukarıda verildiği için problem olmuyor. Evet. Şimdi az kaldı zaten sorularım. 120 gram C3H4'ün kaç tane C3H4 molekül içerdiğini soruyor. Önce mol sayısını bulalım. Bunun için de önce mol kütlesini bulalım. C3H4. 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1. Ne yaptı? 36 artı 4'ten 40 gram bölü mol yaptı arkadaşlar. Mol sayısını bulalım öncelikle. Bakın mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. 120 bölü 40. O da eşittir 3 mol. Kaç tane diyor? Kaç tane C3H4 molekül diyor? Yine formül kullanacağım. Tanecik sayısı eşittir. Mol sayısı çarpı Avogadro sayısı. Burada mol sayımız 3. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da ne yapar? 18,06 çarpı 10 üzeri 23. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. 22. soru. 22. soru. 22 gram karbondioksit gazı için 3 tane yargı vermiş. Önce mol sayısını bulalım, sonra hesaplayalım. Karbondioksitin mol kütlesini hesaplıyoruz arkadaşlar. 1 çarpı 12 artı 2 çarpı 16. Bu size ne yapar? 12 artı 32'den 44 gram bölü mol yapar. Mol sayısını bulursak, mol sayısı nedir? Arkadaşlar, kütle bölü mol kütlesi. Verilen kütle 22 gramdı. Bakın soru 22 gramı vermiş zaten. Verilen kütle 22 gramdı bölü 44 gram bölü mol. Bunu yaparsak arkadaşlar bu da 1 bölü 2 yapar. 0,5 mol yapar. Şimdi 2 moldür demiş, bu yanlış bir kere. Şimdi 1 molü ikinci şık için yapıyorum. 3 mol, 1 mol karbondioksit 3 mol atom içerir. 0,5 mole de x diyelim. Yine burada içler dışlar çarpımını yaparsanız ne olur arkadaşlar? İçler dışlar çarpımını yaparsanız x eşittir 3 çarpı 0,5'ten 1,5 mol yapar. O zaman bu ikinci ifadenin de doğru olduğunu görürüz. İkinci ifade de doğru. Kaçta? 3,01 çarpı 10 üzeri 3 tane molekül içerir diyor. Onu da bulalım. Arkadaşlar onu da şöyle tanecik sayısı eşittir mol sayısı çarpı Avogadro sayısından bulalım. Mol sayısı 0,5 ile hatırlayın. Bunu da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpıyoruz. 0,5 bir şeyin yarısı demek zaten arkadaşlar. O da 3,01 çarpı 10 üzeri 23 yapar. O yüzden 3. ifademiz de doğru. Doğru cevap Denizli 2 ve 3 oluyor arkadaşlar bu soruda. Bu şekilde onu da anlatmış oldum. Şimdi şöyle şu tarafa geçireyim ki bu soruyu daha rahat yapalım. Evet. Yine mol sayısı buluyoruz. Mol sayısı eşittir. Tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. Burada şaşırmamanız gereken bir şey var. 12,04 çarpı 10 üzeri 22 diyor. Bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bakın burada şöyle bir numara yapayım. Yani kolay çözmek için ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Şu 23'ü alıyorum. O 23'ü şöyle yazacağım. 22 çarpı 10. Böyle yazabilirim. Bunlar birbirini götürür.
Bu gitti. Burası 2 kaldı. O 2 bölü 10'dan 0,2 mol yapar. Arkadaşlar bu 22'lere dikkat etmeniz lazım. Şimdi ben bir tane soruda kullandım bunu ama tabii ki test sorularında, sınav sorularında çok daha karmaşık işlemler olabiliyor. Biliyorsunuz. O yüzden o 22'lere falan dikkat etmek gerekiyor. A şıkkını bu şekilde buldum. B şıkkı kaç mol, toplam kaç mol atom içerir diyor. Kaç mol atom içerdiğinde şöyle bulacağız. 1 mol F3O4. 4 3 daha 7 yapar görüyorsunuz. 7 mol atom içerir. Dolayısıyla 0,2 molle de x deriz. X de buradan 0,2 çarpı 7'den 1,4 mol olarak karşımıza çıkar. B şıkkını da bu şekilde bulduk. Devam edelim. 22. soru. A şıkkı kaç moldür diyor. Kütle bölü mol kütlesi 10,8 gram bölü 27. 108 olsa 4 yapar. 10,8 olduğu için 0,4 moldür arkadaşlar. Kaç tane alüminyum atom içerir diyor. Geri gelelim. Kaç tane alüminyum atom içerir diyor. Hemen bakalım. Onu da şuradan bulalım. Tanecik sayısı eşittir. Mol sayısı çarpı Avogadro sayısı. O da 0,4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da ne yapar? 2,408 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Evet, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet, son bir sorum kaldı arkadaşlar. O da doğru yanlış sorusu. Hemen bunu da cevaplandıralım. Bitirelim videomuzu. Bazı elementlerin farklı kütle numaralarına sahip atomları olabilir. İzotop atom diyoruz bunlara. Doğru bu ifade. İzotop atomların nötron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikler farklıdır. Yanlış. Kimyasal özellik proton sayısına bağlıdır. Bu ifade yanlış. Nötron sayısıyla alakası yok. Kimyasal özellikleri de aynıdır bu arada. 2 mol CH4 molekülü 1,204 çarpı 10 üzeri 23'tür. Evet, 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü 2 ile çarparsanız bunu elde edersiniz. O yüzden bu ifade doğru. 2 mol C2H6 molekülü 16 mol atom içerir. Bakın. Şöyle şunları göstereyim de hani. Doğru bu ifade. Şuna gelelim. 2 mol C2H6. Bakın 1 molü C2H6 kaç mol atom içerir? 2 artı 6 8 mol içerir. O zaman 2 molü 2 çarpı 8'den 16 mol içerir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Kütle numarası proton sayısı ve nötron sayısının toplamıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımız da bu şekilde. Arkadaşlar temel düzeyde hazırlamış olduğum bu soruları sizlere çözdüm. Umarım sizler için faydalı olur. Ne bileyim yazılı sınavlarınız için de belki faydalı olur. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum.